Herkese selamlar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut gün Bugün Python'la ilgili daha önceki derste söz verdiğim üzere request paketini ve get komutunu ele alacağız. Ee, kısaca hatırlamak gerekirse get komutu ne yapıyordu? Get komutu mevcut bir internet sayfası ya da sunucuda tutulan içeriği almaya yarayan komuttu. Ve biz de e, bugün bununla ilgili bir uygulama yapacağız. E, ben uygulama gereği e, açık kaynaklara referans vermeye çalışacağım. Bugünkü örneğimiz her zamankinden biraz daha farklı. Ne yazık ki içerik İngilizce ama ben anlamanız konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Uygulamamız şu olacak. Diyelim ki biz İngiltere'ye taşınmaya karar verdik ve oradaki suç verisini, suç datasını öğrenmek istiyoruz. Yani ne tarz suçlar oluyor? İşte orada yaşamamız için bu bizim için bir engel mi? Bunun gibi bir örnek yapalım dedim. Bunun için İngiltere Polisinin data.police.uk sitesinin altında bir açık API yani bir sunucusu var ve bu sunucudan data almayı deneyeceğiz. Get komutunu kullanarak. Farklı senaryolar olabilir tabii ki. Bir internet sayfasının içeriğine de ulaşabilirsiniz. Biz bunu Wikipedia örneğinde yapmıştık bir önceki derste. Bu sefer de sunucudan data almaya çalışacağız. Herhangi bir farkı yok. Sadece farklı senaryolarda da kullanabileceğimizi göstermek için bu örneği seçtim. Şimdi isterseniz hemen işe başlayalım. Öncelikli olarak Python'da Request paketini kullanmak için import request diyoruz. Tabii ki e, bu bir önceki derste daha çok görsel olarak anlatmıştım. Şimdi koda döndüğü zaman iş burada muhatabımız request paketi olacak. Dolayısıyla import request diyerek e, yükleyebiliyoruz. E, hatırlatacağımız hatırlayacağımız üzere request paketi aslında built-in function yani e, bizim herhangi dışarıdan bir yükleme yapmamıza gerek duymuyor. Direkt bu satırı yazdığınız zaman yükleme oluyor. Eğer olmuyorsa da bilgisayarınızda pip install request yazarsanız terminale bu paketi kurabilirsiniz. Ama dediğim gibi kurulu geldiği için herhangi bir kurulum yapmaya gerek yok. Umarım herhangi bir soruna karşılaşmazsınız sizde. Peki import request dedikten sonra ve paketi yükledikten sonra yapacağımız ilk şey. Öncelikli olarak bu tarz durumlarda özellikle API'larla uğraşıyorsanız. Yani API'den kasıt ne? Bir veri tutulan bir sunucu var ve bu sunucudaki Hangi linklere ulaşmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Genelde bu tarz durumlar için dökümantasyon ismi verilen API ile bir kullanıcının nasıl etkileşebileceğini anlatan sayfalar olur. Bu örnekte de dediğim gibi şurada gördüğünüz linkte bu içeriye ulaşabiliyoruz. Burada çeşitli raporlar var. İngiltere polis departmanı sağ olsun bize sağladığı raporlar. İşte çeşitli sokak bazlı suçlar var mesela ya da hangi kolluk kuvvetlerinin olduğuna dair veriler var. Şimdi bununla işe başlayalım. Öncelikle olarak basit bir çağırma yapalım. Bu çağırmada da bölgeleri öğrenelim. İngiltere'de hangi bölgeler varmış? Kolluk kuvvetleri varmış. ya doğrusu hangi bölgelerde hangi kolluk kuvvetleri varmış? Bunun için forces yani kuvvetler sekmesini açıyorum. Bunu açtığınız zaman tabii ki dokümantasyonal dokümantasyon değişecektir ama bu örnek üzerinde bakacak olursak herhangi bir bizden beklediği bir alt kırılım ya da herhangi bir data yok. Bu ne demek? Bundan şunu kastediyoruz. Burada öncelikli olarak gördüğünüz gibi hangi adrese bu talebi yollamamız gerektiğini bize söylüyor. Bir önceki dersten hatırlayacağınız üzere e, özellikle request paketini kullanırken ihtiyacımız olan ilk şey tabii ki bir get post gibi komut olmasının yanında aynı zamanda bir internet sayfası yani URL dediğimiz link, bağlantı adresleri olması gerekiyordu. Burada veya herhangi bir dokümantasyonda bu linki zaten görürsünüz. Çünkü bu aslında bir base'dir. Bu base'in üzerine ekstra parametreler koyarak daha alt kırılımlara ulaşabilirsiniz. Ama ana link genelde verilir. E, bu örnekte gördüğünüz gibi şu linki alarak işe başlayabiliriz. Öncelikli olarak Python'dan request dedikten sonra e, kullanabileceğimiz komut şimdilik get'i öğrendiğimiz için get'i yazıyoruz. E, bunun yanına da linkimizin yani bağlantımızın adresini bırakmamız gerekiyor. İsterseniz bunu bir parametre olarak atayalım öncelikli olarak. Yani bir değişken olarak atayalım. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Direkt buraya linkin kendisini de aşağıda çağırabilirsiniz. Ama ben tabii ki daha programatik olması açısından bunu öncelikli olarak bir değişkene atadım ve oradan çağırıyorum. Bunu yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi requests.get deyip linkinizi verdikten sonra ve bu özel bu örnek için herhangi bir parametre istemediğini ben şimdi size söylüyorum. Biraz sonra parametre isteyen sayfanın da görünüşünü göreceğiz. Hatta merak eder edenler varsa hemen şimdi gösterebilirim. Farklı bir tane mesela diyelim ki şu sayfayı açtım herhangi başka bir tip raporu açtım. Bu raporda gördüğünüz gibi belli request parameters dediği parametreler bekliyor. Bunların bazıları opsiyonel olabilir, bazıları da zorunlu olabilir. Eğer opsiyonel ise genellikle yanında optional kelimesi yani opsiyonel yani kullanıcıya bırakıldığı e, söylenir. Aksi halde eğer bu yazmıyorsa büyük ihtimalle zorunlu alanlardan biridir. E, bu rapor için yani Crimes with No Location isimli rapor için ya da bu internet sayfası için iki tane zorunlu parametre bir tane de ekstra opsiyonel parametre verme şansı tanıyor kullanıcıya sonucu ama yine bizim bir önceki örneğimize geçecek olursak kollu kuvvetlerin olduğu kısımda böyle bir parametre ihtiyacı belirtilmemiş. Dolayısıyla ben bunun parametresi çalıştığını anlayabiliyorum. Bu kadar konuştuktan sonra yukarıda tekrar örneğimize geri dönelim. E, verilen kollu kuvvetlerinin linkini buraya yazdıktan sonra ve requesting get komutunu kullandıktan sonra bir içeriğe sahip oluyorum. Bu içeriği ekrana bastırmadan önce dikkat edebileceğim ilk şey bana response ve 200 yazıyor. Yine bir önceki dersi hatırlayacak olursak 200 statü kodu e, başarılı bir şekilde komutunuzun çalıştığı anlamına gelir. Diyelim ki ben linkte bir hata yaptım. Forces değil force yazdım. Bu sefer tekrar yolladığım zaman bakın response kodu 404 olarak değişti. 404 yine bir önceki dersten e, hafızamızı e, tazeleyecek olursak sayfanın bulunamadığı anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu şekilde e, göndermek istediğiniz talebin doğru olup olmadığını siz de anlayabiliyorsunuz. Peki... Hatta isterseniz bunu bir değişkene atayalım. Diyelim ki bunun ismi response isminde yani cevap isminde bir değişken olsun. Bu değişkenin hangi özellikleri var, hangi parametreleri var, hangi argümanları var? Buna bakmak için tabii ki tab tuşuna basarak ya da her zaman yaptığımız gibi help ya da dir komutlarını kullanabiliriz. İsterseniz help'i kullanalım çünkü daha okunaklı olduğu için. Help deyip response derseniz burada response yani yanıt objesine Ait olan diğer özellikleri görebiliyoruz. Mesela nedir? İşte atıyorum. En çok kullanılanlara e, dikkat etmeye çalışıyorum. Content bunlardan bir tanesi. Bir diğeri text. Ya da burada gördüğümüz 200 kodu. Bir önceki e, uygulamada gördüğümüz 200 komutu gibi. O zaman isterseniz öncelikli olarak e, statü koduyla işe başlayalım. Response.statuscode derseniz eğer. Size 200'ü döndürdüğünü burada kendi özelliğini çağırarak da görebilirsiniz. Bir diğer bu response objesine yani yanıt objesine dair özellik de tabii ki URL özelliği. URL yolladığınız talebin hangi ve yanıtın daha dolayısıyla hangi link üzerinden size geri döndürüldüğünü gösteriyor. Şu an herhangi bir parametre eklemeden bu çağrıyı yaptığımızı hatırlatıyorum. Bu önemli çünkü o zaman bu ve benzeri durumlarda URL yani link aslında gönderdiğinizin aynısı olur ama eğer burada parametreler olsaydı bunun yapısı birazcık daha farklı olacaktı ki onu da birazdan ele alacağız. Son olarak da en çok kullanılanlar arasından text özelliğini gösterebiliriz. Text özelliği bize sonucu gösteriyor, içeriği gösteriyor. Belli ki şurada gördüğümüz eğer okunaklıktan bu arada e, rahatsızsak şu şekilde response.json deyip bunu bir json objesine çevirebiliriz ve bu daha bizim aşina olduğumuz bir gösterim. Bundan neyi kastediyorum? Bakın dikkat ederseniz text dediğiniz zaman başında ve sonunda birer kesme işareti beliriyor. Kesme işaretleri bunun bir string olduğuna delalet ama siz ona .json deyip parantez aç kapa derseniz o zaman bunu bir liste formatına eviriyor. Bunu da nasıl anlayabiliriz? Başında artık kesme işaretleri değil. Listeye özgü olan açıp kapama köşeli parantezleri bizi karşılıyor ve aynı zamanda buradaki herhangi bir alt obje içerisinde virgülle ayrılan dictionary'ler mevcut. Şimdi baktığımız zaman İngiltere'de kolluk kuvvetleri bunlarmış demek ki. Nelermiş onlar? Mesela hepimizin bildiği, aşina olduğu birkaç tanesinden bahsedecek olursak mesela Cambridge bunlardan bir tanesi ya da Londra şehri City of London diye geçiyor. Ee, yine aynı şekilde işte atıyorum Leicester şair var işte vesaire vesaire Norfolk Notre Dame vesaire bunlar bildiklerimiz e, İngiltere'deki bölgeler ya da bilmediğimiz ama en azından takım futboldan e, aşina olduğumuz ya da zaman içerisinde duyduğumuz bölgeler. E, bunlar bütün İngiltere'deki kolluk kuvvetlerinin hepsini gösteriyor. Peki normalde diyelim ki ben bir parametre alan bir çağrı yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Aslında demin birazcık bahsettim ama bunu tabii ki Python'da nasıl e, gerçekleştirebileceğimizi görelim. Yine API sayfama yani sunucunun sayfasına geri dönüyorum ve burada mesela suç tipleri Crime Categories altından e, bir başka bağlantı linki görebiliyorum. Burada dikkat ederseniz linkimin içerisinde e, ...data.polis.uk dedikten sonra sonrasında bir soru işareti var ve soru işaretinin yanında date eşittir deyip bir yıl-ay kombinasyonu gönderilmiş. Ö öncelikle şunu söyleyeyim. Ne zamanki bir soru işareti link içerisinde görürseniz ve eşittir işareti görürseniz şunu anlayabilirsiniz ki aslında bu bir... ...parametre alan bir uygulama. Yani mesela benim bu linkim eğer birden fazla parametre alsaydı... Soru işareti date eşittir 21.08. Ondan sonra diğer parametre eşittir ona karşılık gelen değer gibi. Buna dictionarylerden hatırlayacağınız gibi key ve value olarak da çağırabiliriz. Bu tarz bir syntax yani yazılımsal bir e, dizin beni karşılardı. Şimdi e, suç kategorilerini ve suç tiplerini almak için buradaki linki kopyalıyorum ve şimdi parametre verebileceğim bir çağrı yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bu kopyaladığım kısmı yapıştırayım. Bunu şimdilik comment out ediyorum ki koduma herhangi bir etkisi olmasın. Normalde çağrı yaparken kullandığım dizim neydi? Bir link adresi ve sonrasında da bir get uygulamasıydı. Şimdi burada diyelim ki ben artık suç kategorilerini bulmak istiyorum suç kategorileri URL diye yeni bir tane değişken oluşturdum. Yukarıdaki yukarıdaki kısımdaki soru işaretine kadar olan kısımdaki kısmı kopyalıyorum. Ve bunu buraya yapıştırıyorum. Öncelikli olarak eğer parametre göndermek istiyorsanız yapmanız gereken şey aşağıda gördüğünüz request.get kısmında linkin yanına aynı zamanda param, parametrelerin kısaltması olan params dedikten sonra bir değişken tanıtmamız gerekiyor. Burada işte e, o göndermek istediğiniz parametrelerin bir dictionary halini vermeniz gerekiyor. Şimdi tekrar örneğime geri dönecek olursam, ben şunu görüyorum ki bu çağrı için benim bir tane parametre kullanmam e, gerekiyor. O da date ismini verilen ve buna karşılık gelen bir değer olması gerekiyor. Bu kısmı kopyalayıp Buraya geldim. Diyelim ki bir değişken tanıtayım. Payload ismini verdim. Bu arada bunlar İngilizce karşılıkları. Normalde tabii ki buna karşılık Türkçelerinde söyleyebilirdik ama ileride kendiniz de bu tarz dokumentasyon uygulamaları yaptığınız zaman aşina olmanız açısından bu uygulamayı bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi Türkçe isimlerde tercih edilebilirdi. Şimdi gördüğümüz örnekte bir tane parametre var ve parametrenin anahtar ismi date ve buna karşılık gelen değer ise 2011.08 olarak görebiliyorum. Verinin daha güncel olması için tarihi biraz daha yakına çekeyim. Diyelim ki 2020'nin ilk ayı, Ocak ayında olsun. Bir dictionary benzeri bir yapı oluşturdum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla eşittir değil, iki nokta üst üste kullandım. Dolayısıyla linkteki gibi eşittir değil, burada iki nokta üst üste olduğu dikkatinizi çek çekiyor ve aynı zamanda değişkenimin ismi olan payload'u parametre ismindeki argümana eşitliyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi tekrar linkimi çalıştırayım. Gördüğümüz gibi herhangi bir hata almadık. response.statuscode diyerek herhangi bir sorun olmadığını, dolayısıyla 200 kodunu aldığımı görüyorum. Şimdi yukarıdaki gibi artık tekrar tekrar e, her bir ...text'dir, URL'dir onlarla uğraşmayalım. Ha, e, URL'i yalnız yine bir göster göstereyim nasıl değiştiğini de parametre üzerinden görmüş olalım. Response.url dedikten sonra bakın. Hop. URL dediğim zaman gördüğünüz gibi linkim artık e, crime kategorizden sonra soru işareti date eşittir 2020 ve 1 olarak güncellendi. İki nokta üst üste değil eşittir kullanılıyor ve aynı zamanda burada bir soru işareti oluşuyor. Bu önemli. Dolayısıyla linkleri okurken ya da linkleri dikkatinizi çekerse artık neyin argüman olarak gönderildiğini görebilirsiniz. Bunun en klasik örneklerinden bir tanesi. Mesela diyelim Google'a gidelim. Diyelim ki bir arama yapalım. İşte Amazon. Drone diye. Linke bastığınız zaman bakın sizin için otomatik olarak oluşturulan linkte de Burada bir soru işareti görüyorsunuz. Ve sonunda da UTM Source, UTM Medium vesaire Burada belli parametrelerin otomatik olarak oluşturulduğunu görüyorsunuz. Bu aslında neden önemli? Çünkü e, burada sizin hangi kanal üzerinden bu sayfaya ulaştığınız e, hakkında belli bilgiler veriyor. Ve bu pazarlamacılar için, online marketing uzmanları için önemli bir şey. Yani demeye çalıştığım şey aslında bu tarz e, parametreler. Siz belli trafik aksiyonları alırken, işte bir sayfaya giderken mesela, sizin adınıza oluşturulabilen değerler ve bu linkinizin üzerine bir şekilde eklendir, eklemlendirilerek e, oluşturulabiliyor. Peki bu kadar bilgi verdikten sonra şimdi tekrar örneğime geri döndüm. Artık response.json diyorum ve gördüğüm e, suç kategorilerini 2020'nin ocak ayında gerçekleşen suç kategorilerinin kırılımlarını görebiliyorum. Burada belli suç tipleri var. İşte antisosyal davranışlar, bisiklet çalınması, hırsızlık vesaire gibi ya da araba e, suçu, şiddet suçu vesaire gibi e, çeşitli suç tiplerinde görebiliyorum. Bunu nasıl yaptım? Sadece 2020'nin 1. ayındaki ocak ayındaki gerçekleşen suç kategorilerini bana gösteren bu linkin içerisinde ve ben istediğim zamanı vererek bu bilgiye ulaşabiliyorum. Dolayısıyla parametre üzerinden get komutları da bu şekilde çalışıyor. Tabii ki sadece tek bir tane nasıl diyeyim tek bir tane parametre vermek zorunda değilsiniz. Birden fazla parametre de alabilir. O zaman yapmanız gereken şey ne olacaktı? İsterseniz ondan da kısaca bahsedelim. Yine buradaki API dokümantasyonuma geri döndüm. API dokümantasyonunda yeni bir rapor var. Burada da herhangi bir lokasyon vermeden ama sadece kolluk kuvvetlerinin bilgisini vererek aynı zamanda suç kategorisi tipini vererek ve opsiyonel olarak da tarih vererek gerçekleşen suçları görebileceğimiz bu uygulama. Buradaki linki tekrar kopyalayalım her zaman yaptığımız gibi. Şimdi buraya geldim. Değişken olarak suç. URL diye bir link oluşturdum. Linki iyi kopyalayamamışız. Tekrar kopyalayalım bakalım olacak mı şimdi. Evet. Daha deminki örnekte yaptığım gibi soru işaretinden sonraki kısmı atıyorum. Ama bana şimdilik yardımcı olacak parametrelerimi oluştururken. Onun için aşağıda tuttum. Birazdan sileceğim onu. Yine payload ismini verdiğim bir tane değişken oluşturayım. Bu değişken içerisinde vereceğim değerler ne değerleriymiş? Kategori değeriymiş. Bu arada okunaklılığı arttırmak için Enter'a basarak aşağıya alabilirsiniz. Kategori All Crime yani bütün suç tipleri. Kolluk kuvvetinin ismi Force dedikten sonra Diyelim ki ben e, yukarıda Londra'yı e, almıştım. Zaten en fazla datanın orada oldu, olacağını varsayıyorum. Onun için Londra'yı bulalım. Neredeydi? Manchester. City of London. Tamam. Buradan alabiliriz. Londra şehri bölgesindeki kolluk kuvvetini aldık. City of London yazdım. Sonrasında da e, tarih. Tarih opsiyonel. İsterseniz verebilirsiniz, isterseniz vermeyebilirsiniz. O dokümantasyonda bahsedilmişti ama biz yine de verelim. 2020'nin birinci ayı olarak bu şekilde yollayabiliriz. Bundan sonrası aslında her zaman yukarıda yaptığımızın bir benzeri. Responselikten sonra suç URL. Tabii ki URL'imiz değişecek. Payload aynı. Dolayısıyla bunu bu şekilde yollarsak ve response nokta json dedikten sonra da içeriğini görebiliyoruz. Şimdi bizim karşımıza gördüğünüz gibi 2020'nin Ocak ayında Londra şehrinde gerçekleşen bütün suçların verileri karşımıza çıkıyor. Antisosyal davranışlar, işte atıyorum bilimum hırsızlık vakaları vesaire hepsi burada kategorilenmiş durumda. Aslında çok enteresan bir data. Yani araştırırken ya da bu karşıma çıktığı zaman şaşırdım biraz. Çünkü davan nasıl sonuçlandığına dair ya da ne kadar zaman sonra sonuçlandığına dair bile bilgiler bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla açıkçası Londra şehrinin polis departmanına teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kadar detaylı veriyi dışarıdan insanlara public olarak yani dışarıdan ulaşılabilir olarak açtıkları için. Ee, ...bu şekilde gördüğünüz gibi veriye de ulaşabiliyoruz. Peki, dersi bitirmeden önce... ...bir tane küçük bir uygulama yaparak bitirmek istiyorum. Diyelim ki... ...dersin başına söylediğim gibi ben... ...İngiltere'de bir şehre taşınmak istiyorum... ...ama o şehrin ne kadar... E, ...suç yoğun olduğunu... ...merak ediyorum. Dolayısıyla o bölgeye... ...hakkındaki fikrim ona göre şekillenecek. Bunu otomatik olarak nasıl yapabilirim? Aslında ben şu an... ...bana gerekli olan bütün şeyleri fark ettiyseniz... ...bir şekilde önceki uygulamalarda... ...kullandım. Yani suç tipi hangi şehirde olduğu ve zamanlı mesela görebiliyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünelim. Ben öyle bir tane yapı geliştireceğim ki bu yapı işte bana o şehrin o tarihteki suç raporunu versin. Dolayısıyla bunu nasıl bir fonksiyon haline getirebilirim ve sonraki ileriki zamanlarda tekrar tekrar kullanabilirim. Bunu analiz eden bir uygulama geliştirelim. Bunu yaparken aslında daha önce öğrendiğimiz belli bilgilerin de harmanlanmasına olanak tanıyalım bir class yapalım. class oluşturalım. Ondan sonra bu class üstünden çeşitli çağrıları yapalım. Yukarıda gördüğümüz o request paketinin get komutunu onun içerisinde bir şekilde yedirelim. Aynı zamanda dediğim gibi hangi suçtan kaç defa olduğunu raporlayabilecek dolayısıyla counter benzeri, counter diye bir koleksiyona özgü bir objeden bahsetmiştik. Onları içeren bir uygulama geliştirelim istiyorum. Eee class öncelikle class'la işe başlayalım. Class'ımın ismi suç raporu olsun. Her zaman yaptığım gibi klaslarda önce bir init diyerek e, instantiation yani oluşturmak için kullanacağım kısmı yazayım. Self dedim. Bunun haricinde e, benim ilgimi hangi bölge yani hangi kolluk kuvvetinin baktığı, hangi tarihte ve hangi suç tipine e, ne dair bir klas e, yapısı tanıtalım. Suç tipi normalde ben ona... Şu ya da bu demediğim sürece all crime'a e eşit olsun. Dolayısıyla default bir değer verebilirim. Bunu yaparken de hatırlayacağınız üzere suç tipi eşittir. All crime yazarsam bu kısımda ben onu tanıtmasam bile otomatik olarak eğer tanıtmama halimde default değeri yani varsayılan değeri burada verdiğim değer olacaktı. Dolayısıyla bu şekilde ilerleyebiliyorum. Devamında tabii ki yapmamız gereken şey bu her tanıttığım e, klasa özgü değerin atanması olması lazım. Dolayısıyla self nokta bölge eşittir bölge, self nokta tarih eşittir tarih ya da self nokta suç tipi eşittir suç tipi demem gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra şimdi klasıma özgü belli metotları yazarak işe devam edelim. Diyelim ki suçları bul diye bir fonksiyonum olsun ve bu fonksiyon tabii ki self yani kendi klasın kendisini alacak. E, suç yürüyelim. Aslında bunu tekrar yazmama bile gerek yok. Yukarıda oluşturmuştum. Buradaki kısmı alıyorum. Kopyaladım. Fonksiyonun içerisine yapıştırıyorum. Dolayısıyla benim klasımdan artık ben belki Manchester ya da Londra değil atıyorum. Yorkshire bölgesinde suç verisini incelemek istiyorum. Dolayısıyla klastan bu değer otomatik olarak fonksiyona bir şekilde kalıtımsal olarak gelecek ve oradaki değişkenlere göre raporda kendini otomatik olarak güncelleyecek. Bu şekilde düşünebiliriz. Fonksiyon içerisinde selfie kullanmıştık. URL yani linkimiz yukarıdaki e, raporun linki. Payload'da kategori tipi artık all crime değil. Tabii ki klasımın değeri neyse, klasımda tuttuğum değişken tipinin değeri neyse onu alması gerekiyor. Dolayısıyla bu şeyde suç tipi ismini verdiğim değişkenden geçecek kolluk kuvvetinin özelliği bölgeden geçecek. Dolayısıyla self nokta bölge demem gerekiyor. Tarih bilgisi de suç raporunun tarihinden geliyor olması lazım. Dolayısıyla self nokta tarih dememiz lazım. Payload'u yollayacağız. sonda bir response alacağız. Ve bu response eğer hatta bu response'un statü kodu diyelim. Statü kodu eğer 200'e eşitse o zaman bir şeyler yapmaya devam et. Eğer değilse o zaman nan yani yokluğu döndür diyeceğiz. Peki 200 eşitse ne yapmasını isteyeceğiz? İsteyeceğimiz şey de şu. Return response nokta json. Yani bu liste halindeki ve içinde objeler olan yapıyı döndürmesini isteyeceğiz. Peki. Ben şimdi şu şekilde düşünelim. Bu fonksiyonu oluşturduktan sonra Dolayısıyla ben bir suç raporu diye bir klas oluşturursam ileride. Hatta hemen onu şimdi yapalım. Diyelim suç raporu diye bir SR ismini verdiğim bir değişken tanıtıyorum. Ve bunu suç raporu klasının bir örneği, objesi olarak oluşturacağım. Bu yukarıdaki denediğimiz örneğin değerlerini verelim. Dolayısıyla daha kolay ilerleyebiliriz. Daha bildiğimiz tipte bir şey olduğu için. Şuraya geldim. İlk değişkenim neydi? Bölgeydi. Bölge City of London dedik. Onu hemen buradan kopyalayalım. İkinci değerim neydi? Tarih değeri. Onu da koydum. Bütün suçlar diyeceğim. Ama zaten bunu ben geçmeme gerek yok. Çünkü hatırlayacağınız üzere default parametre olarak zaten burada all crime vermiştim. Dolayısıyla yazmama gerek yok. Onun için sildim o kısmı. Şimdi bunu yukarıyı çalıştırmamış mıyız? Bir daha çalıştırmamışız pardon. Şimdi tekrar çalıştırdım. Herhangi bir sorun olmadığını görmekteyim. Suç raporunun içerisinde bölge tarih ve suç tipi gibi değişkenler tanıttığım gibi aynı zamanda bu klas her objesi oluşturulduğu zaman otomatik olarak buradaki linke gidip bunun verilen tarih ve bölge ve aynı zamanda suç tipine özgü bir suç listesi oluşması gerekiyor. Aslında class'ta şöyle bir özellik var. Siz mevcut bir fonksiyonu kullanarak ondan dışarıya neşet edecek, ondan dışarı çıkacak olan değerini siz yine aynı class'ın bir başka değerine atayabiliyorsunuz. Yani şunu kastediyorum. Normalde nasıl ben self nokta bölge deyip bölgeyi ona geçiyorsam diyelim ki self nokta suçlar deyip ve buna da Burada yeni bir parametre vermektense burada çalışacak olan fonksiyonun neticesini bu parametreye atamak istiyorsam o zaman self nokta suçları bul dersem eğer Python benim adıma bunu yapacaktır. Ve ben ne zaman böyle bir obje bu klasın bir objesini oluşturacak olursam aşağıdaki gibi bu fonksiyon otomatik olarak tetiklenecek ve bundan çıkacak değer suçlar ismini verdiğim class attribute yani class özelliğinin altında tutulacak bir değer olarak. Dolayısıyla klaslarda, Python'daki klaslarda bu tarz bir atamada yapabiliyorsunuz. Yani altındaki herhangi bir metodun kendi attribute'unu değiştirmesini ya da ona yeni bir değer atamasını sağlayabiliyorsunuz. Peki bundan da bahsettikten sonra şimdi yapacağım son şey de tabii ki suçları raporlamak olacak. Suçları raporlamaktan kastım şu. Yani ben burada suç raporunu tabii ki oluşturdum. Mesela ben suç raporu nokta suçlar diye bu demin oluşturduğum değişkene de ulaşabiliyorum. Gördüğünüz gibi direkt e, bu linke kendi değerlerini yollayarak sonucunda oluşan ve sunucudan aldığı datayı artık tutabiliyor. Ama bu data bir şekilde her ne kadar bir programcı için okunaklı olsa da son bir e, teslim için o kadar okunaklı değil. Dolayısıyla ben sadece hangi suçtan kaç defa işlendi bunu görmek istiyorum ve verdiğim ay için. Bunu yapacak olan fonksiyonu da şimdi oluşturmaya başlayalım. Demin söylediğim gibi suçları raporla isminde bir fonksiyon oluşturacağım. Her zaman yaptığım gibi self, self'i bir argüman olarak veriyorum. Öncelikli olarak suçlar listesi isminde boş bir liste oluşturayım şimdilik. Evet. Ve şimdi yapacağım şey eğer self nokta suçlar yani şu çalıştırdığım fonksiyonun neticesi yokluğa eşit değilse yani boş değilse aslında boş küme değilse bunu da nasıl yapabiliriz? Hatırlayacağınız üzere eğer burada statü kodum 200'e eşitse bu benim çalıştığını gösteriyordu ve boş küme olmadığını umut ediyorum varsayıyorum bu durumda zaten bir dolu bir liste döndürecek ama eğer 200 değilse, 200 eşit değilse o zaman bir hata mesajı almam beklenir. Ve bu durumda da e, nan döndürmesini istiyorum. Dolayısıyla eğer suçlar değeri, burada atadığım değer boş değilse o zaman devam edebilirim ama eğer öyleyse o zaman devam edemem. Dolayısıyla bunu bir kontrol içerisine alabilmek için bir şartlandırma yapmak için böyle bir satır ekleyerek kodunuzu daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şu aşağıdaki örnekte de gördüğünüz gibi suçlar özelliği liste tipinde. Dolayısıyla ben listenin içerisinde dolaşmak için bir for döngüsüne başvuracağım. For suç in self nokta suçlar dersem ve suçlar listesine append komutuyla ve listeme şimdi append komutuyla burada tabii ki değerleri atamak istiyorum. Şimdi şuna dikkat edelim. Döndürülen sonuçta liste içerisinde belli objeler var, belli e, dictionary'ler var ve bu dictionary'lerin altında da e, belli değerler var. Ben her bir dictionary'nin kategori değerine ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla yapacağım şey ne olması lazım? Suçlar listesinde append ve neyi? Şuradaki suç ismindeki her bir elemanın burada gördüğüm kategori anahtarına karşılık gelen değerini. Dolayısıyla buraya kategori yazacağım. İsterseniz şu haliyle bir çalıştıralım. Return suçlar listesi diyelim tabii ki. Şimdi tekrar buraya geldim. Burayı sil ya da kalsın burası. Şuraya yeni bir tane hücre açalım sr yani suçlar raporu nokta dedikten sonra bu fonksiyonu nasıl çağırabilirim? Suçları raporla fonksiyonumdu ismi. Bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi burada hangi suçtan kaç defa olduysa hepsini tek tek ayrı ayrı bana listelemiş oldu. E bunun e, hatırlayacağınız üzere counter aslında bana aynı list, bir liste içerisindeki aynı elemanların kaçar defa tekrar ettiğini gösteren bir objeydi. Dolayısıyla from collections import counter diyerek ve günün sonunda burada listenin kendisini döndürmektense counter deyip suçlar listesini döndürmesini istersek counter olarak şimdi hop, bunu da keselim. Gördüğümüz gibi 2020'nin Ocak ayında Londra'da antisosyal davranıştan 14 dava, bisiklet hırsızlığından 1 dava, hırsızlıktan 3 dava gözükmüş. Bu yazdığımız fonksiyonun güzelliğine ya da bu uygulamanın güzelliğine ben işte istersem ikinci ayda ki değerleri alabilirim. Buna göre işte farklı değerler oluştuğunu görebiliyorum. Ya da Londra için değil belki başka bir bölgeye bakalım. Diyelim ki Norfolk bölgesine bakalım. Norfolk bölgesinde nasılmış durumlar? Norfolk'ta bisiklet hırsızlığı daha sıklıklı olan bir şey. Enteresan bir şekilde shoplifting yani e, dükkan hırsızlığı ve herhalde bu ruhsatsız silah sahipliği gibi farklı suç kategorileri var. Aslında bu da enteresan bir uygulama. Hangi şehirde hangi e, suçun daha yoğun olduğu ya da zaman içerisinde nasıl geliştiği gibi. Dersi bitirmeden önce son bir şey daha göstermek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere klasa oluştururken default olarak bütün suç tiplerini atamıştık. Ama eğer bütün suç tipleriyle değil de sadece spesifik bir suç kırılımıyla ilgileniyorsanız da o zaman suç raporunda üçüncü bir parametre ya da üçüncü bir değişken vermeniz lazım. Üçüncü bir argüman girmeniz gerekiyor. Diyelim ki ben bisiklet hırsızlığına ilgileniyorum. Dolayısıyla bicycle theft, bisiklet hırsızlığı dersem eğer şimdi sadece bisiklet hırsızlığı ile alakalı alt kırımları görebiliyor olacağım. Evet bugünkü dersimiz biraz get komutundan biraz da daha önce öğrendiğimiz diğer uygulamaların bir birleşimi oldu. Daha çok hem klas yapısına hem de counter gibi çeşitli objeleri de işlemiş olduk. Umarım dersten memnun kalmışsınızdır. İlerleyen derslerde yine request paketinde post gibi ya da belki şifreleme ele alacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.